Herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoda yeni bir objeyle bir aradayız. Objemiz bu. Siyah bir fıs fıs diyelim buna. Kendisi bir oda parfümü sanıyorum. Bir yerden ödünç aldım çizmek için. Gördüğünüz gibi silindirik bir obje. Parlak, üzeri konik geliyor. Üzerinde de bir gördüğünüz gibi bir fıs fıs mekanizması var. Biz buna compound shape diyoruz, yani birleşik, bir form diyelim. Benim Instagram kanalımda ve kitabımda bunun değişik varyasyonlarını hep çizdim ama çok beğenilen, ilgi gören bir obje. Şimdi bir tane de burada. Bu biraz daha farklı, ilginç. Dolayısıyla bunu bir çizmeye çalışalım. Şapka kısmından başlayarak çizmeye girelim. Burada en önemli nokta, bu prizmanın içine dairesel orta aksa oturtmak. Neredeyiz? Şurayı yaptık. Bu bir et kalınlığı olan bir form. Onu da buraya oturtuyoruz. Altında biraz daha geniş bir yüzey var. Objenin neresini çiziyoruz diye bakarsanız şu noktayı çiziyoruz şu aşamada. Bunu da aşağı ineceğiz. Şimdi yukarı giden parçamızı buraya oturtuyoruz. Bir daire daha. Bir bilezik. Bir küçük daire. Bunun arkasında bir parçamız var. Nereden çıkıyor? Evet, daha buradan çıkıyor. Böyle başlayıp aşağı yukarı iki katı aşağı gidiyoruz. Şimdi baskı parçasının nereye geldiğine bakalım. Boy olarak aşağı yukarı şunun orta aksına doğru geliyoruz. Biraz aşağı ineceğiz. Ne kadar açıkta diye bakarsak aşağı yukarı birebir açıkta bu kadar. Biraz da et kalınlığı verirsek tahmini geldiğimiz yer burası. Parça bu plane'in içinde kalarak buraya kadar geliyor. Gördüğünüz gibi 3 aşağı 5 yukarı ana formumuzu burada oluşturduk. Bundan sonra burada bir daralma söz konusu olacak. Şimdi onu da silindirerek buradan devam ediyor. Önümüzün üst kısmı orada oturdu. Şu noktaya kadar ulaşmış bulunuyoruz. Şimdi buradaki tahmini genişleme nedir diye bakarsak, şimdi onu görmemiz gerekiyor. O da aşağı yukarı 1,5 bu tarafa, 1,5 bu tarafa olacak şekilde. Bir konikliğimiz var, onu oluşturacağız. Bir kontrol yapıyoruz. Çizgi. Aşağı yukarı bunun buradan geçmesi gerekiyor. Bak, bir düzeltme yapalım. Öyle durumlarda ters çevirip dairemizi bir açıdan bir kere daha kontrol etmekte yarar var. Oldukça iyi gözüküyor. Henüz distorsiyona girmiş değiliz. Evet, şekli oluşturduktan sonra ufak ötüşleri ve şeyleri yaparız. Proporsiyonel düzeltmeleri. Gördüğünüz gibi alt taraf zaten çok büyüktü. Kağıda da sokmadık. Orada kestik. Dikkat ederseniz ilk etütü
sert bir kalemle yaptım. Çizgilerim yumuşak. Şimdi kalemin derecesini biraz değiştirdim. Zaten obje siyah olduğu için bunlar çok da önemli değil. Şu şeyleri bir oluşturalım burada. Bu kövleri mükemmel çizmek için pistole rahatlıkla kullanılabilir bir şey. Gördüğünüz gibi burada uygun körü yakalarsınız. Pistole sonuçta bu aletler bu tip şeyleri çizmek için tasarlandığı için bunları kullanmakta hiçbir sakınca yoktur. Aksine işi daha uygun gösterir. Hatta çoğu kez bunlarla çizerek plastik formlara ulaşmak mümkün. Pistole yardımıyla körlerin kalitesini bir anda arttırdık. Burada birkaç çizgi çizmemizin sebebi ışık gölgede kullanacağımız çizgileri yarattık. Ve de parlak olduğu için bu ürünü gösterecek şeyler bu yansımalar. Dolayısıyla gerçekten hani profesyonel bir şey yapmak istiyorsanız bu biraz vakit alır. Kalıp hatalarına kadar gösterilebilir, görebiliyorsunuz. Yansımalarda sıkıntılar var. Plastiğin yüzey kalitesi çok iyi değil. Tasarımcı olanlar bunu iyi bilir. Böyle etüt mahiyette biraz şey yapıyoruz. Üçüncü boyut algımızı güçlendirmek için bunlar bilahare işleyeceğimiz bir takım yansımalar. Evet, devam edelim. Gördüğünüz gibi obje ufak ufak ortaya çıkmaya başladı. Şimdi daha siyah bir kalem alarak, siyah bir kalemimiz vardı. Evet, burada. Şimdi full siyahları full siyah yaparak artık nihai aşamaya doğru gidelim. Obje büyük olduğu için tabii ki biraz vakit alıyor. Ama bu bir sketch tadında olduğu için çok da fazla detaya girmeden ana şeyleri oluşturup çalışmayı tamamlayacağız. Bütünlük aksetsin diye şu arkadaki siyahları yapıp çalışmayı tamamlayacağım. O zaman sanki sadece başlık grubuna konsantre olup diğer kısmı flu görüyor gibi olacağız. Bu siyahlık sapın gövdedeki yansıması oluyor. Bizce önemli. Bunlar kalıp hataları. Orada var. Evet, gördüğünüz gibi bu az büyük objeyi mekanik bir şekilde tamamladık. Bazen aksları göstermekte yarar vardır. Özellikle hareketli pivot akslarını göstermek. Bazen devam ederiz içine doğru. Objeyi de bazen böyle tadında bırakarak objemizi bu hale getirebiliyoruz. Belli bir zaman dilimi içinde. Bunu illüstrasyon değerine taşımak istiyorsanız biraz daha ışık ve gölgeye ağırlık vererek, hatta biraz belki tam siyahlar kullanarak, yani belli yerlerde tam siyahlar kullanarak, özellikle iç bölgelerde tam siyahlar kullanarak kullandığınız siyahı ara ton gibi değerlendirmesini sağlayabilirsiniz. Kontrol her zaman görünürlüğü arttırır. Bakın şeyin kalitesi biraz daha artmaya başladı. Burada örtücü bir siyah kalem iyi sonuçlar verebilir.
Bu çalışmamızı da burada tamamlamış bulunuyoruz. Tabii ki çalışma bitmedi ama size fikir verecek kadar bir şeyler yapıldığını düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, siyahlara devam ederseniz objenin gerçek görüntüsüne kadar yaklaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Her hafta yüklediğimiz videolara ulaşmak için kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi çalışmalar.